Osman Atasoy ile Sibel Karasu'nun Antarktika macerası sürüyor. Uzaklar 2 hala Coverville adlı küçük adanın batı yakasında demirli. Osman ile Sibel kameranın içinde havanın düzelmesini bekliyor. Bekleyen sadece onlar değil. Sibel'in hava bozmadan önce yıkayıp astığı çamaşırlar da onlarla beraber güneşin yüzünü göstermesini bekliyor. Bütün gece kar yağdı, az önce de yağdı. Şu an yavaş yavaş açılmaya başladı. Buzlar eriyor tıpır tıpır. Tepeden karlar ve buzlar dökülüyor direğin dibinden. Bayağı bir şelale şeklinde su akıyor. Dün koya gelen Antarktikos teknesi, Arjantin bayraklı Antarktikos teknesi bugün ayrılıyor koydan. Biz de ayrılacağız birazdan. Onlar artık dönüşe geçiyorlar. Enterprise adasına gidip oradan da Arjantin üssüne uğrayıp geri dönecekler. Antarktikos 3. Arjantin yelkenlisi Antarktika'ya gelen 5 kişiler. 11 metre, saç güzel bir tekne. Özel bu seyahat için yapmışlar. Evet, Antarktikos gidiyor. Çevremizde penguenler hoplaşıyor. Avlanmaya çıkan penguenler. Coverville adasından ayrıldık. Şimdi Paradise koyuna doğru ilerliyoruz. Burası Errara kanalı. Önümüzde Danko adası var. Burası 1820'li yıllarda keşfedilmiş ve daha sonrasında balina avcılarının uğrak yeri olmuş. Coverville adasının şekli kambur balinaya benziyor. Zaten bu bölgede de, bu Errara Channel'ında da kambur balinaların yuvası, buraya büyük tur tekneleri balina göstermek için geliyorlar. Bakalım biz balina görebilecek miyiz? Balina bulunan bölge burası. Errara kanalı. Danko adasının doğusu ve batısı. Burası bayağı derin. 100-200 metre derinliğinde. Ama bazı yerlerde aniden çıkan kaya parçaları var. Yükselen, denizin dibinden yükselen kaya parçaları var. Ve çok tehlikeli. Survey yapılmış ama yine de o kadar güvenmemek gerekiyor. Osman stresli bir şekilde kafayı uzatmış, çevredeki buzları şey yapıyor. Önümüz kapandı yine o. Ben açarım, bir dakika dur, bir döneyim. Boğaz'da ilerledikçe yollarına çıkan buzların sayısı da çoğalıyor. Ağır yolda buz parçalarının aralarından geçiyorlar. Bu buzların bazıları ev büyüklüğünde. Devasa cüsseleriyle, akıntıyla ağır ağır sürükleniyorlar. Derler düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Derler düşer. Kar fırtınası var. Kanal Errara'dan geçiyoruz. Dar bir kanal. Arkamızda balinalar var. Büyük buz alacıkları var. Ve kar fırtınası başladı. Bütün zor koşullara rağmen kanalı sağ salim atlatmayı
Başaracağız umarım. Provamızda inanılmaz bir glasiyer var. Mavi renkte. Mavi renkteki, yani buz mavisi olan glasiyerler yaşlı glasiyerler, yaşlı buzullar. Zamanla sıkışarak içindeki hava kabarcıkları gidiyor ve su zerreciklerinin rengi yansıyor. Hava kabarcıkları gittiği için taze buz kütlelerini glasiyerleri anlayabiliyorsun. Fazla mavi renk yok içinde. Beyaz, kar beyazı. Ama sancağımızdaki yaşlı bir glasiyer. Anlaşılan daha ileri gidemeyecekler. Önleri iyice kapalı. Burada Şili'ye ait bir üs bulunuyor. Sibel'le Osman hem üssü dolaşacak hem de ilk kez Antarktika ana karasına ayak basacak. Çünkü daha önce hep ana karanın çevresindeki adalara çıkmışlardı. Üssün bulunduğu burnun açığına gelince duruyorlar. Çünkü tekneyi buzların arasına daha fazla ilerletmek tehlikeli olabilir. En iyisi provayı yeniden güneye çevirmek. Burnu bordalarken küçük bir girinti dikkatlerini çekiyor. Koyun içi temiz görünüyor. Burası derin gibi görünüyor. Şu an Paradise Harbor denilen yerdeyiz. Hemen Şili üssü var. Önümüzdeki burunda. Onun kuytusuna demirledik. Boğazdan büyük buzlar geçiyor şu an. Yüksek su ve rüzgarla çok hızlı geçiyorlar. Şu an kuytuda olduğumuz için bize dokunmuyorlar. Tekrar çamaşırları astım ama yine kar yağışı var. Sancağımızda büyük bir buzul var. Parçalar kopuyor arada. Bir gök gürültüsü gibi bir gürültü kopuyor ve patır patır parçalar denize düşüyor. Dalgası geliyor bize. Yine etrafımız buzlarla doldu. Koltuk halatımıza da takılıyorlar. Burada buz bitmiyor. Buzdan bir dünya. Buzlar arasında bir gece daha başlıyor. Buz parçaları yanımızdan ağır ağır geçiyorlar.
Evet, buranın Medcezir'i de biraz garipmiş. Yani böyle Nasıl 6 Osman? saatte bir değil, 12 saat yükseliyor sular. Böyle bir şey, garip bir şey. Yani saat yarın sabah 7'ye kadar sular yükselecek gibi gözüküyor. 7'ye kadar yükselecek gibi gözüküyor. O zaman Şili üstü sular altında kalır. Ama çok az yani böyle. Sular 6'da başlamış, 4'te başlamış. 4'ten ya 12 saat yükseliyor sular. Günde 2 Medcezir var burada. Her yerde 4 keredir. Yani iner, 2 kere iner, 2 kere yükselir. Ekmeğimiz çok azaldı. Yarın sabah kahvaltıya ancak 2 dilim kaldı. Şimdi buzları ittikten sonra kameraya girdik. Ve Sibel unları kabına koydu, mayasını yaptı, hamurunu yoğuruyor. Bu akşam bu bekleyecek, kabaracak. Yarın sabah da ortası delik pasta tenceresinde ekmek olmak üzere pişecek. Elin hamuruyla bu işleri yapıyor. Ekmek hamurunu motor kapağının üzerinde güç alarak daha rahat yoğuruyor Sibel. Çok kötü bir müzik çalıyordu. Yeni bulduğumuz bir CD'ydi. Bunu kıstık. Şimdi sessiz bir şekilde Sibel'in ekmek hamurunu yoğurmasını izliyoruz. Evet, bu sefer hamuru fazla tuttum. Uzun süre dayansın ekmek diye, ama hamur çok olunca yoğurması da çok zor oluyor. İyice emişmesi için iyice yoğurulması lazım. Şimdi bunu yoğuracağım. Üstünü kapatıp bırakacağım yarın sabaha kadar. Yarın sabah tekrar yoğuracağız. Karaya çıkıyoruz. 65 derece güney paraleli yakınlarında bir Şili istasyonu bulunuyor. İsmi Gonzales Videla. Bu araştırma istasyonuna çıkıp etrafı dolaşacağız. Penguenler arasında bir istasyon. Oraya doğru kürek çekiyorum. Evet.
Kimi miskin miskin güneşleniyor, kimi kollarını iki yana açmış, telaşlı ve paytak adımlarla bir yerlere gidiyor. Birkaç barakadan oluşan küçük küçük yerleşim yerleri. Burası Şili'ye ait González Videla Üssü. Yapıların arasında penguenler dolaşıyor. Yoksa burada sadece penguenler mi yaşıyor? Hola, Tomás. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Ok, bienvenido a la base, Presidente Gabriel González Videla de Chile. Gracias, gracias. Üssümüze hoş geldiniz diyor. Arkamdaki tabelada Şili Donanması'nın ve Şili Hava Kuvvetleri'nin üssü olduğu yazıyor. 1951 yılında kurulmuş. Üsse geldik. Üste bizi çok sıcak karşıladılar. Şimdi bir görevli ile konuşuyoruz. Tabii İspanyolca konuşuyoruz ama pek bir şey anlamıyoruz. Biraz anlıyoruz. Burası kontrol kulesi. Üstün doktoruymuş, biz kumandanı zannettik. Bize bilgi veriyor. Çok güzel bir yer. Şurada bizim dün girmek istediğimiz yer. Buzlar altında girememiştik. Şimdi onu anlattı. Çok buz var dedi. Harika bir gün dedi. Burada dedi, hoş geldiniz. İlk defa böyle bir ülkeden gelen tekne var. Bizim için çok önemli dedi. Şili donanmasıyla hava kuvvetlerinin ortaklaşa kullandığı üste 9'u havacı, 4'ü bahriyeli, 13 personel görev yapıyor. Bu tarihi bir an aslında. Uzaklar 2, Antarktika'daki ilk Türk teknesi. Komutan, Türk bayrağını duvarda asılı diğer bayrakların arasına asıyor. Türk bayrağımızı diğer bayrakların yanına koyduk. Umarımdan sonra diğer Türk tekneleri de gelecek buraya. Thomas'ın anlattıklarına bakılırsa burada bilimsel araştırma yapılmıyor. Burada çok nadir rastlanan bir penguene rastladık. Tamamen beyaz bir penguen. Çok zor bulunan bir tür. Beyaz penguen. Bunun bir de dişisi varmış. Yavruları olmuş. İki tane yavruları var. Ama iki yavru da ne anneye ne babaya benziyor. Çift renkli, siyah beyaz. Penguenler çığlık çığlığı. Hilal şeklindeki koyu çevreleyen kayalıkların altı, üstü, ilerideki yamaçlar, her yer kalabalık bir penguen kolonisi tarafından mesken tutulmuş. Uzaklar iki koyun ortasında hafif hafif sallanıyor. Arkasındaki buz kaplı yamaçların önünde kırmızı gövdesiyle her zamankinden daha güzel görünüyor. Osman'la Sibel hemen yola çıkacak. Önlerinde 4,5 millik yolları var. Şili üssünün olduğu yerden şimdi demir aldık. Bugün seyrimiz çok kısa, 4,5 mil aşağıda, güneyde. Almirante Brown isimli demir yerine gideceğiz. Ve burada da bir üs var, burada da Arjantin üssü var. En yakındaki demir yeri orası. Bu Paradise Harbor'un içinde iki tane üs bulunuyor. Biri Arjantin, biri Şili. Birbirlerine çok yakınlar. Başka da üs yok civarda. Bir havaya biraz açık bir yer.
fotoğraf çekmeye hazırlanırken arkamızdaki buzulun bir parçası göçtü. Ve daha da var göçecek olan parçaları. Umarım fazla büyük parçalar kopmaz. Kırmızı renkli Uşaklar 2, kar fırtınasının altında beyaza bürünmüş durumda. 7 Şubat 2012, Paradise koyundayız. Sabah kalktığımızda her yer bir karış karla kaplıydı. Kar, kar, kar. Her yer kar ve buz. Sabah kalktığımızdan beri kar kürüyoruz teknenin üzerinden. Denizin üzerinde parça parça kar. Karla mücadele ekipleri çalışıyor uzaklarda. Yalnız bu mücadele bizi aşıyor. Çok fazla kar var. Bunu bitirmek mümkün değil bu küçük paraşımızda. Evet, çok zor hakikaten. Kar ara vermeden yağıyor. Antarktika'nın beyazdan başka bir renge tahammülü yok anlaşılan. Deniz suyu sıcaklığı 1 derece. Tekneyi saran buzlu sular soğuğu Karina'dan Sintine'ye iletiyor. Osman'la Sibel adeta devasa bir derin dondurucunun içinde. Paradise koyundan ayrılmaya çalışıyoruz ama etrafımız buzlarla kaplı. İlerlemek çok zor, milim milim. Gitmeye çalışıyoruz, kar yağışı devam ediyor. Denizin üzeri bembeyaz, minik, büyük buz parçaları ve karla kaplı denizin üzeri. İrili ufaklı buz kütleleri önlerinde geçit vermez bir set gibi uzanıyor. Çok ağır yolla gidiyoruz, her yer buz. Osman duygularını seyir defterine şu sözlerle aktarıyor. Koşullar zor olmasına rağmen bu durumdan hiç şikayetçi değiliz. Buraya kendi arzumuzla geldik. Nelerle karşılaşacağımızı az çok tahmin ediyorduk. Üstesinden gelmeye çalıştığımız çetin koşullara rağmen, ancak belgesellerde izlenebilecek bir coğrafyayı canlı olarak izleyebiliyoruz. Sancakbaşı omuzluğumuzda kambur balinalar var. Burası Antarktika. Ham maddesi buz olan bir kıta. Sibel ile Osman ne kadar uzak durmaya çalışsa da buzlar gelip onları buluyor. Haftaya Uzaklar 2 Port Lokroy adlı koya demirleyecek. Osman ile Sibel bir süre bu koyda vakit geçirecek. Şimdilerde sadece müze olarak kullanılan, terk edilmiş eski bir askeri üssü ziyaret edecekler.